Merhaba, Fevzi ile boyama dersinin bu bölümünde eski erkek arkadaşım eşyalarını almaya geliyor. Konulu bir makyaj deniyoruz. Bu makyaj için anahtar kelimemiz umursamaz. Özenli, taze, aydınlık ama abartıdan uzak bir sonuç istiyoruz. Fevzi'nin bu ders için tercihi tamamı değerli mücevherleri andıran Yves Saint Laurent'in makyaj koleksiyonları. Yves Saint Laurent'in ikonik kapatıcısı tuş ekle ile yolumuza çıkan pürüzleri lokal olarak kamufle ediyoruz. Kapatıcıyı göz pınarlarından başlayarak burun deliklerine sonlanan sivri bir üçgen gibi uyguluyor. Bir de fırçasında kalan az bir ürünü göz kapaklarının tam kıvrım bölgesine sürüyor. Şimdi kahve şeftali tonlardan ışıltılı bir far paleti seçiyor. Sonuç çok doğal durmalı. Açık şeftali tonu ile tüm göz kapağına bir baz oluşturuyor. Bu arada modelimiz son dönemin popüler el yapımı çanta markası Mana Atölye'nin yaratıcılarından Merve Manastır. Bir yandan Fevzi'ye makyaj hakkında ufak sorular soruyor. Şimdi açık kahve tonu ile gözün dış kısmına üçgen bir gölge veriyor. Böylece ağlama ya da uykusuzluk gibi şişkinlik yaratan izlerden de kolayca kurtulabilirsiniz. Yves Saint Laurent'in yine tuş ekle serisindeki saten sonuçlu fondöteni yastı fırça ile incecik uyguluyor. Nasıl? Photoshop gibi değil mi? Bakışları derinleştirmek ve göz kapaklarını daha açık göstermek içinse maskaraya başvuruyoruz. Kirpikler kıvrıldıkça bakışlar büyüyor. Fevzi, Shocking isimli bu ünlü maskarayı anlatırken kirpikleri birbirine yapıştırmıyor ama tül dokusu gibi güzel bir ağ yaratıyor diye anlatıyor. Etkileyici. Maskarayı uygularken alttaki ufaklıklar da unutulmuyor. Makyajımıza şeftali toprak tonlarında geçişli bir allıkla devam ediyoruz. Bu Merve'ye sıcak ve sağlıklı bir renk verecek. Bu arada Merve, Yves Saint Laurent allığın tertemiz kokusundan büyüleniyor adeta. Bu arada Fevzi'den gelen güzel bir ipucu da aynı allığı kaş kemiğine kendi yastı fırçasıyla çok az taşımak. Yanaklardaki masum tonlar böylece bir süreklilik sağlıyor. Dudaklara gelince Fevzi, şeftali turuncu tonlarda mat bir cila etkisi yaratan lip gloss'u tercih ediyor. Böylece makyajımız monokromatik bir hava yakalıyor. Monokromatik makyajlar da her zaman daha natürel sonuçlar verir. Bu gloss'un en iyi yönü, aplikatöründeki hazne sayesinde bir kere de yeterli ürünü alabilmeniz. Esnek fırça yapısı ve üçgen şeklindeki ucu da dudak kıvrımlarına harika bir uyum sağlıyor. Merve de çok merak ettiği sonucu görmek için eline şık bir Yves Saint Laurent aynası alıyor. Bu doğal ve taptaze sonuçtan Fevzi de Merve de çok mutlular. Fevzi'nin Go Home yazan mesaj kaygılı tişörtü ve Merve artık o eksi karşılamayı hazırlar. Ne demiş Ajda? Kapı açık, arkanı dön ve çık.